Kastamonu İstanbul'a taşındı dedik. Kastamonu'nun sucuğu da gelmiş. Yöresel ürünleri gelmiş. Ne sucuğu bu? Bunlar Kastamonu'nun yerli parmak sucuğudur. Ev yapımı şeklinde olur. %100'den itidir. İçinde kimyasal katkı maddesi yoktur. Ekstra yağ sakatat bulunmaz. Doğal bağırsaklara basıyoruz ve ısı işlem görmemiş bir şekilde güneşte kurutuyoruz rüzgarda. Sayvanlarımız da özel orada kurutuyoruz. Kastamonu'dan mı getirdiniz bunu? Tabii ki Kastamonu'da yapıyoruz. Kastamonu'dan getirdik. Kastamonu'da yeriniz var herhalde. Orada üretiliyor. Tabii Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda dükkanımız var. Sadece böyle fuarlara tanıtım için. Meşhur bir meydan mı Nasrullah Meydanı? Tabii ki Kastamonu'nun Nasrullah Meydanı suyu meşhurdur. Evet. Kolay gelsin. Kastamonu'nun yöresel ürünlerini, peynirlerini, tereyağını, manda yoğurdu da var mı? Manda yoğurdu var. Hepsini almış getirmiş. Tanıyalım seni. Vallahi her şey organik, yani herkese getirdim yani. Hem kendim tanıtıyorum, hem millete yani ikram ediyorum, yediriyorum. Herkes helal olsun, yesin yani. Almak önemli yesinler yani her şeyimi. Zaten tanıtım günü. Her şey yani gururla durup yiyebilirler yani. Bak, ne getirdin abi? Bak manda tereyağı getirdim. Keçi tereyağı getirdim. İnek tereyağı getirdim. Böyle kaşarlarımız var, taze kaşarlarımız, keçi peynirimiz var. Bunlar sende hem keçi var, hem inek var, hem manda, evet. Kastamonu'da hepsi var evet. Bunların. Bunların hepsi kendime değil ama yarısı köylünün, yarısı kendime yani. Kastamonu yani. Neresi? Kastamonu Daday. Daday. Bağlıdağ'a yakınıyım. Azlama ile Daday'ın arasındayım ben, ortaya kalıyorum. Getirdim buraya, ilgi nasıl? İnsanlar sevdiler mi? İlgilerimi ben kaç senedir buraya katılıyorum. Herkesten memnun, kimseden bir şikayetimiz yok. Ama halkımız bilmiyorum. Onda da yani bir şey yoktur yani. Herkes halkımız atıyor. Böyle doğal, güzel ürünler oldu mu severler? Hepsi de sever. Evet. Yani doğal her şeyimiz kendi ürünümüz yani. Bak orada mesela manda peynirimiz var. Keçi peynirimiz var. Doğru gidelim biz. Tamam efendim. Her şey doğal. Kolay gelsin ablam. Ne kesiyorsun? Peynir kesiyorum. Tepsi ne peyniri? Tepsi peynir efendim. Nasıl ürünler? Çok güzel. Ne alacaksınız? Manda yoğurdu aldım. Onu zeytin aldım. Nerelisiniz? Giresunluyum. Giresunlusunuz. Kastamonu'nun doğal tatlarını buradan almaya geldiniz. Yani sonuçta Karadeniz yöresel tadı. Şundan alalım. Tadına da bakıyorlar. Çok güzel. Tepsi peyniri neden yapılıyor? İnek sütü. İnek sütü efendim. İnek bu sütü. Tepsi peyniri, bu da sepet peyniri. Sepet peyniri mi? Siz evet. Çok değişikmiş. Şöyle gösterelim. Çerkez peynirine benzer. Ağır da bir sepet peynir. Peyniri, evet. Bu da çok güzel. İnek sütünden yapılan bir peynirdir. Siz nerelisiniz? Kastamonu. Ben Kastamonu. Oradan getirdiniz bunu. Evet, Kastamonu'dan geldik. Peki, kolay gelsin, teşekkür. Sağ olun. Görüşürüz. Salim Sarı Yakup Kastamonu. Pastırma Kastamonu'dan gelmiş anladığım kadarıyla. Evet efendim, Kastamonu'dan geldik. Özelliği ne bunun? Biz hep Kayseri diyebiliriz ya. Kastamonu'nun pastırmasının özelliği ne? Kastamonu'nun pastırmasının özelliği şöyle anlatalım. Hayvanın belirli güzel pastırma olacak kısımlarını, sinirli kısımlarını ayırırız. Onlardan tuzlar ve pastırma yaparız. Bizim tek özelliğimiz sayvanlarda kurutmamız. Yani doğal olarak rüzgarda kurutmak, fermente değil. Yani ışıl işlem görmeden kurutuyoruz pastırmalarımızı. Ve üzerindeki çemen de kendi yaptığımız bir çemen. Yani acımsı değildir. Ondan ötürü yani insanın yedikçe bu iştahını arttırır. Nedense daha fazla yer yani. Çemensiz de sevenler var. Çemensiz oluyor. Tabii ki çemensiz pastırmamız da var. Dileyene çemenli, dileyene çemensiz. Çemensiz istediği şekilde onun teminatında bulunuyoruz. Ve demin söylediğimiz gibi biz bunu sadece doğal olarak kurutuyoruz. Yani, sadece Kastamonlular değil, bütün herkes seviyor. Herkesin bir ilgisi var bu konuda. Aynen öyle. İlgi büyük. Çünkü yani biliyorlar artık zamanla tanıdıkları için. Bir de bizim pastırmamızı biz bıçakla doğrarız. Kalın mı? Evet. Tabii. Merhaba, nasıl gidiyor Kastamonu tanıtım günleri? İyi gidiyor, çok güzel gidiyor. Neşeli gidiyor. İsminiz nedir? İsmim Kemal Yüksel. Nerelisiniz Kemal abi? Kastamonu Ağlı. Göreceğiz gönderen. Ne yapıyorsun burada bugün? Ürünlere mi bakıyorsun? Burada Kastamonu yöresel ürünlerine bakıyoruz. Memleketimizin özlemine gidiyoruz. İstanbul'da neredesin? İstanbul'da Kasımbaşı'da esnafım ben. Bu işletmecilik yapıyorum. Dükkanım memleket var. Memleket hasretini böyle az da olsa diyorsun. Tabii eşimizi dostumuzu görüyoruz böyle. Çok güzel bir şeyler oluyor. Memnunuz. Peki sağ olasın. Kolay gelsin. İyi günler. Sağ olun.
Kastamonu'nun etli ekmeği nasıl oluyor abi? Biz etli ekmeği Konyalıların biliyorduk. Efendim, Konyalıların etli ekmek isimde olanı bizde Kastamonu'nun pidesidir doğrusunda. Pideyi biz öyle yaparız açık biraz şekilde. Biraz lahmacuna benzer zaten o. Evet, pideye bizim benzer. Kastamonu etli ekmeği özel dana kıymasından çekilerek yapılan bir ekmektir. Hamuru özellikle ince açılır, yufkası. Bir de kapatılıyor üzerine. İçerisine kıyma koyarak, dana kıyması koyarak kapatırız. Ve kendi sulu olarak böyle pişer ve lezzetini alır. Kastamonu yöremizde bu etli ekmeğimiz meşhurdur. Efendime söyleyeyim. Neresindesiniz? Merkezden Kastamonu mi? Seyidler olarak hizmet vermekteyiz. Seyidler'de bizim işlerimiz de var. Aynı iş üzerine. O iş yeri dediniz ki bugün buraya taşıyalım. Evet. Burada tanıtalım etli ekmeği, Kastamonu'nun etli ekmeğini tanıtalım dediniz. Evet, öylelikle geldik. Hemşerilerimize, köylülerimize, akrabalarımıza, bütün dostlarımıza bu hizmeti sunuyoruz. Masalarda olmuş, ilgi yoğun herhalde. Teşekkür ederiz müşterilerimizden. Oluyor yoğunluk. Lezzetinden dolayı olsa gerek. Festival özel programında Kastamonu tanıtım günlerine devam ediyoruz. Sarımsak var ama bir de ekmek midir bu, simit midir, nedir? Simit var, sarımsak var, ekmek var, düğün böreği var, bazlama var, serme ekmeği var, köy yumurtası var, Kastamonu'ya özel üryanesi var, pestili var. Abi her şey varmış. Ürünü. Yani yöreye özel %100 doğal ürünler var. Şimdi bu cevizler, fasulyeler, bulgur mudur? Hepsi bunlar, Kastamonu. Bunlar öz Kastamonu yöresine ait ürünler. Yani %100 doğal olan bir ürünler. Zaten ben ticaretli. Bunlar, bu da dünyada Kastamonu hariç bir ülkede daha yetişen kabuğu soyulmuş üryane eriği. Üryane eriği? Üryane eriği. Böyle Kastamonu yenir mi? Böyle yenir ama kompostoluktur. Kastamonu yöresine ait bir ürün. Kastamonu'dan mı geldi abi bunlar? Tabii Kastamonu. Nasıl, zaten başka yerden. İlgi nasıl gibi? Elhamdülillah. Biz bunu dememiz de gerekir yani. Başka bir şey diyemeyiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Kastamonu tanıtım günlerinde insanlar dolaşıyorlar, standları dolaşırken de acıkıyorlar. Evet. Ne oluyor o zaman? Kastamonu'nun kuyu meşhur kebabı kuyu ortaya kebabı çıkıyor. Evet. Kastamonu'nun meşhur kuyu kebabı. Özelliği nedir kuyu kebabının? Birçok yerde vardır da Kastamonu'dakinin özelliği nedir? Kastamonu'dakinin özelliği bu Kastamonu'ya has bir şeydir. Biz kuzuyu bütün şekilde kuyuda pişiririz. Yani Bitlis büryanı gibi parça olarak değil, bütün şekilde pişer. Hiçbir özelliğini kaybetmeden. Bu kuyular, kuyuda pişti bu evet, kebaplar. Evet, kuyuda pişti. Sonra buraya geldi, daha evet, burada servis yaptı. Evet. Kastamonu'dan? Kastamonu'dan geldik, evet. Kastamonluyuz. Orada da böyle çok orada ilgi var, oluyor mu? Var, orada da ilgi var. Bizim orada da dükkanımız var. Bu ne eti? Kuzu. Kuzu eti. Bu 5 aylık, 4 aylık, 5 aylık kuzu. Merhaba, kolay gelsin. Nasıl gidiyor tanıtım günleri? Çok güzel. Nerelisiniz Kastamonu'dan? İnebolu. Ne alıyorsunuz bugün? Yöresel şeylere bakıyoruz işte. Kastamonu'nun peyniri, pastırması. Pastırma ve sucuk daha şey olarak, yöresel olarak en meşhur onlar. Siz İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? İstanbul'da yaşıyoruz, evet. Bugün de değerlendirelim. Bugün de değerlendiririz. Peki, afiyet olsun. Kolay teşekkürler gelsin. Size de sağ olun. Siz de İnebolu'sunuz. Nesi meşhur İnebolu'nun? Etli ekmeği. Etli ekmeği. Siz ne alıyorsunuz burada? İnebolu'nun yöresel ürünleri mi var? Yöresel İnebolu'nun olmasa da Kastamonu'ya ait hepsi. Kastamonu'nun ürünleri var. Hı-hı. Şöyle denelim. Ne tercih ettiniz bugün? Süzme yoğurdu. Süzme yoğurdu. Manda yoğurdundan mı yapılıyor?
İnek yoğurdu mu? Yapana sorun isterseniz. Kahvaltıda güzel oluyor çünkü. Başka peyniri var. Peyniri var. Seviyor mu? Çocuklar da seviyor mu siz? Tabii canım, hepimiz seviyoruz. Hepimiz seviyorsunuz. Peki, iyi günler. Teşekkür ederiz. Festival özel programında bu hafta Kastamonu tanıtım günlerini ekranlara getirdik. Kastamonu'nun tarihini, yöresini, kültürel özelliklerini gördük. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.